13. madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 158 sırasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 13. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla Emine Gülzar Emecan İstanbul, Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Cavit Arı Antalya, Süleyman Girgin Muğla, Rafet Zeybek Antalya milletvekilleri. Komisyon önergeye katıldı. Madde 13. 23.3.2015 tarihli 2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir. Geçici madde 11. 1.1.9.2020 tarihine kadar Asya Ceza Mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmaz. Ancak verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet Savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz talebi Sayın Rafet Zeybey'in, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 13. maddeyi dinledik. Evet, 2011 yılında Asliye Ceza Mahkemelerinden savcılar çıkartılmıştı. Gerekçesi yeterli sayıda savcı yok, soruşturmalar daha sağlam yapılsın denmişti ama aslında değerli arkadaşlar o değildi. Yani yargı maalesef 2010 yılından sonra işlevsizleştirmeye, etkisizleştirmeye ve hakimiyet altına alınmaya çalışıldı. Bunlar hep onun sonucudur. Biliyorsunuz o değişiklikten sonra da yine sulh ceza mahkemeleri kapatıldı, sulh ceza hakimlikleri kuruldu. Şimdi asıl olan mahkeme asliye ceza mahkemelerdir ve biliyorsunuz yargıda 3 tane güç var: iddia, savunma, karar makamı. Şimdi asıl olan asliye ceza mahkemelerinden Cumhuriyet Savcılarının çıkartılmış olması maalesef adil yargılama hakkının ihlalini doğurur. Bu konuda birçoğunuz hukukçu arkadaşlar biliyordur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de benzer kararları vardır. Ama buna rağmen çok geçici olmak üzere 3 yıllık da o zaman çıkartıldı Cumhuriyet Savcıları duruşmalardan. 2014'te olmadı dediler, bir daha değiştirdiler 2019'a. Şimdi hep bunlar biliyorsunuz geçici maddelerle yapılıyor. Şimdi de deniyor ki ya biz yine yetiştiremedik. Bu sefer ne zaman olsun? Yani gerçi yakın 1 Eylül 2020'de ama herhalde o zaman da uzatılacak. Öyle görülüyor çünkü. Değerli arkadaşlar, bunlar yargının sorunlarını çözmez. Yani orada gerçekten Cumhuriyet Savcısının olması, çünkü savunma oradadır, savunma yapıyordur, karar verecek oradadır ama asıl iddia eden kişi duruşma salonunda yoktur. Yani böyle bir yargılama olmaz. Asliye ceza mahkemelerinde olmaz. Şimdi sulh ceza mahkemeleri kaldırıldı. Sulh ceza mahkemelerinin dosyaları, daha doğrusu suçlar asliye ceza mahkemelerine devredildi, arttırıldı. Şimdi hakim yetersiz diye mahkemeleri kapatmak mı gerekiyor? Adaleti bırakmak mı gerekiyor? Yeterli hale getirilecek. 2011 yılında bu değişiklik yapıldıktan 3 yıl içerisinde eksiklik giderilirdi. Hadi giderilmez. 8 yıl. Değerli arkadaşlarım, 8 yıl. Yani 8 yılda eğer o savcı açığını gideremiyorsanız yani yazıktır bu ülkenin adaletine, yargısına. Şimdi bakınız, o sulh ceza mahkemelerin kapatılması, onun yerine sulh ceza hakimliği atanması tam bir yargıya darbedir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın, dünyada örneği yok. Hakim mahkemesi yok. Bakın, sulh ceza hakimlerinin mahkemesi yoktur. Mahkemesi olmayan bir hakim düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Çok neden yapıldı ama o zaman o? Evet, sulh ceza hakimlerini hakimiyet altına alacağız, İstediğimizi yaptıracağız diye yapıldı.
Ama bunun zararlarını şimdi görüyoruz değerli arkadaşlar. Bakın yargının yine çok çok önemli sorunlarından biri, sık sık dile getiriyorum burada ama hakimlik teminatı yok, hakimlik teminatı. Hakimler, bakın her gün görüşüyorum, çok değerli, çok çalışkan hakim savcı arkadaşlarım da var. Herkes tedirginlik içinde, korku içinde. Düşünebiliyor musunuz? Korkan bir hakim karar verecek. Karar verirken acaba nasıl değerlendirilir diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın ben Sayın Adalet Bakanı'na bütçe görüşmeler sırasında burada sormuştum. Bir İstanbul grubu var mıdır? Yani bu yargının içerisinde etki edecek grup diye. Ya biz bütün gruplarla mücadele ediyoruz dedi Sayın Bakan. Ama değerli arkadaşlarım bakın İstanbul'dan son aylarda çok sayıda hakim savcı haklarında disiplin soruşturması bile yapılmadan sürüldü. Sürgün gidiyor. Ve bu sürgünü Hakimler Savcılar Kurulu'nun üstündeki bir grup yapıyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun bilgisi dışında yapılıyor. Cumhurbaşkanlığından geliyor emir, yapılıyor. Ama Cumhurbaşkanlığına da bir grup veriyor. Bunu yani o hakim savcıların içerisinde çok yakından tanıdığım tehdit edilen hakim savcılar var. Eğer bakanlık bu konu... Sayın Zeybek son cümlelerinizi alayım. Tamam, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Eğer bakanlık bu konuyla ilgili bir araştırma yapacak olursa bilgi vereceğim bakana, kendine de söyleyeceğim zaten. Yargı şimdi böyle bir hale gelmiştir. Değerli arkadaşlarım bu ülkede ondan sonra biz şu iddiada bulunamayız. Türkiye'de bağımsız bir yargı vardır. Tarafsız bir yargı vardır. Türkiye'de adalet dağıtılıyor diyemeyiz. Türkiye'de adalet dağıtılmıyor. Ya da belli insanlara adalet dağıtılıyor. Oysa biz hep şunu söylemiyor muyuz? Herkese adalet. Herkese adalet. Sadece yürütmeye adalet değil. Sadece meclise adalet değil. Herkese adalet diyoruz. Sadece milletvekillerine değil. Sade vatandaşa da adalet diyoruz. İşçisine adalet diyoruz. Memuruna adalet diyoruz. Eğer bunu sağlayabileceksek bu yargının yakasından elimizi çekeceğiz. Başka çaresi yoktur. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 13. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 14. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 15. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 16. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 17. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.